Partilerimiz ortak bir fikirle bendenizin Hatay Belediye Başkanı adayı olmasını uygun gördüler. Seçimlere kazanmak için girilir. Bendeniz de Allah'ın izniyle Hatay'da başarmak üzere mücadeleye giriyorum. Hatay gerçekten ihmal edilmiş, üvey evlat muamelesi görmüş bir şehir. Hatay deprem acısını en fazla hisseden bir şehir. Hatay'da Reyhanlı'nın, Samandağ'ın, Yayla Dağı'nın, Arsuz'un problemlerini çözmek üzere yola çıkıyoruz. Nakliyeci sektörünün, narenciyecinin, ayakkabı sektörünün, bütün kesimlerin problemlerine, dertlerine deva olmak üzere yola çıkıyorum. Yine şunu arz etmek isterim ki Hatay'da 3 dönem milletvekilliği yapanlarla 3 dönem belediye başkanlığı yapanların hiçbir izlerinin olmadığı bir yerde üçüncü bir yol olarak yola çıkıyorum. Saadet Gelecek grubumuzun bu seçimde alacağı her bir oy Gazze'ye gemi gönderenlere, İsrail'e destek olmak üzere gemi gönderenlere vurulan bir tokattır. Filistin halkına bir destektir. Bu seçim sıradan bir seçim değildir. 1 Nisan itibariyle Türkiye'de siyaset yeniden dizayn edilecektir. Bu da işte bizlerin hep birlikte yapacağı mücadeleyle gerçekleşecektir. Sembolik olarak yola çıkıyor değil, tersine kazanmak için, başarmak için, Hatay'a hizmet etmek için, tüm deprem bölgesine hizmet etmek için, tüm deprem bölgesinin algılarla yok edilmesine müsaade etmemek için, birlikte başarmak için yola çıkıyorum. Haydi Hatay, haydi Türkiye, haydi Bismillah.